Çin rejimi 9 Ocak'tan itibaren Doğu Türkistan'da pasaport başvurularının başladığını açıkladı. Pasaport işlemiyle ilgili bilgilerin yayılmaya başlamasının ardından Çin'in Baidu arama motorunda Uygurlara pasaport verilecek mi şeklinde sorular sorulduğu ve bu soruya birkaç yerden cevap geldiği gözlemlendi. Bilgilere göre sözde Xinjiang Göçmenlik Dairesi tarafından pasaport işlemleri ve genel dağıtımıyla ilgili yapılan duyuruda Doğu Türkistan'daki pasaport başvuruları için Urumqi, Artuş, Kızılsu, Kırgız bölgesi ve Karamay şehri gibi birkaç nokta pilot bölgeye dahil edildi. Gözlemciler Uygurların pasaport başvuru işlemlerinin bu kadar kolaylaştırılmasının arka görünüşünde başka bir suikastın olduğunu belirterek daha önce pasaport aldıkları için toplama kamplarına atılan insanların hala serbest bırakılmadığını hatırlattı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da 20 kişinin öldüğü patlamada Çin heyetinin hedeflendiğini açıkladı. 11 Ocak'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde patlama meydana gelmişti. Taliban sözcüsü saldırıda 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı. Patlama esnasında bakanlık binasında Çin heyetiyle görüşmeler yapıldığı bildirilmişti. ABD ile Japonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında yapılan dörtlü toplantıda Çin'e karşı pozisyon almak için atılacak adımlar değerlendirildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi. Kazakistan Anayasa Mahkemesi kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e verilen statü ve yetkileri içeren kanunun geçersiz sayılmasını onayladı. Kazakistan Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin açıklamasında Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in elbaşı unvanının Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki kanununda hiçbir dayanağı olmadığının kabul edilmesi üzerine hükümsüz olarak kabul edildi ve elbaşı unvanı tamamen kaldırıldı ifadeleri kullanıldı. Dünyanın en kalabalık ülkesi için COVID-19 tedbirlerinin 2022'nin sonunda gevşetilmesinin ardından bugüne dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya bulunurken kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olacağı öngörülüyor.